Şu anda havada Müge Hanım, Eren ve iki kardeş uçuyorlar arkadaşlar. Kardeşlerden bir tanesi mavi tepe, mavi arka tepe, bir tanesi de dumanlı. Dumanlı olan dişi, arka tepe mavi erkek. Şu anda kuşlarım uçuyor. Bu havada uçan iki tane kardeşi çekilişe atıyorum arkadaşlar. Bu havada uçan iki tane kardeşi çekilişe atıyorum müsaadenizle. Kanal tanıtımı. Ankara'dan, Ankara Üniversitesi'nde matematikçi olarak, istatistikçi olarak görev yapan Levent Özbek hocamın kanalına atıyorum. Bakın takla atan şu anda dumanlı dişi. Taklaya yeni yeni döndüler arkadaşlar. Ben bunları ilk kaldırdığım vakit, şu anda iki kardeşi görüyorsunuz. İlk kaldırdığım vakit kelebekler bunların aklını karıştırdı. Kelebek kuşlarım, çatıya atan kelebek kuşlarım. Bakın yeni yeni baş kaldırmaya, havayı dövmeye başladılar. Taklayı döndüler yani, öyle söyleyeyim. Şu anda ekranda gördüğünüz dumanlı. Bakın tak tak atıyor. Hemen bir üstündeki de kardeşi. Taklayı döndüler arkadaşlar da. Şimdi yeni taklaya döndüler. Yakın zamanda da baş kaldırmaya başlarlar. Fişek tutmaya başlarlar. Teke düşerler bakın. Bunlar çekilişte arkadaşlar. Hani hep diyorsunuz ya, bir ol abi senin bir kuşun bana geçsin. Bir ol abi senin bir kuşun bana geçsin diyorsunuz ya arkadaşlar. Elimizin değdiği, emeğimizin geçtiği kuşlar. Buyurun çekilişte arkadaşlar. İki tane kendi üretimim, kendi yavrum kuş çekilişte. Şunları da dışarı çıkartayım. Arkadaşlar çekilişi çok uzatmayacağım. Çekilişi çok uzatmayacağım. Yarın akşam sonuçlandıracağım. Okey. Çekiliş yarın akşam sonuçlandırıyorum arkadaşlar. Ben sizi çok bekletmek istemiyorum. Biliyorsunuz bizim insanımız çok beklemeye gelmiyor. Canı tez insanlarız biz. Heyecanlı. Canı tez insanlarız yaratılış olarak, Türk milleti olarak. Bakın tek kusurları çatıya atmaları arkadaşlar. Tek kusurları, o da benim yüzümden oldu. Arka tepe bozkirli geldi. Erkek. Birazdan aşağıda iner görürsünüz. O da benim yüzümden oldu. Yapmanız gereken tek şey videonun, niye lan bu böyle oldu? Ha. Videonun, bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız. O link, videoyu seyredeceksiniz. Orada Levent hocam kendi beslediği Adana güvercinler eşliğinde şiirler okuyor. O videoyu seyredeceksiniz. Mutlaka seyredeceksiniz. Levent hocamın kanalına abone olacaksınız. O videoyu beğeneceksiniz ve yorum kısmına aşağı inip adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazarak çekilişe katılacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Benim bu videomu da beğenmeyi sakın unutmayın. Birol Karalı kanalına da abone olun lütfen. Bakın, kendi emeğimiz, kendi kuşumuz, elimizin değdiği, emeğimizin değdiği bir takım kuşu Levent Özbek hocam için çekiliş atıyorum. Arkadaşlar şöyle içimden gelen duyguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani insan olmak nedir? İnsan olmanın zevkine nasıl varabilirsiniz? Ben şöyle düşünüyorum. İnsanın en büyük özelliği akıldır arkadaşlar. Düşünebilmesidir, akıllıdır. Ondan sebep güzel sanatlar, şiir, eğitim, öğretim, matematik, istatistik, bilgisayar, yani ben yeni bir şeyler bulan, yeni bir şeyler üretebilen, yeni bir müzik ortaya koyabilen, yeni bir müzik ortaya çıkartabilen, üreten, yeni bir şiir yazabilen, bilimde yeni bir şeyler keşfeden, ortaya çıkartabilen, insanlara sporda derece yapan, sürekli
her gün kendi kapasitesinin üzerinde çıtasını yükselten sporculara hayranım arkadaşlar. Yani madalya alıp almaması önemli değil. Bence insan olabilmek sınırları zorlayabilmektir. Bunu bilimle yapan, sanatla yapan, şiirle yapan, edebiyatla yapan, müzikle yapan insanlara bayılıyorum arkadaşlar. Bayılıyorum ya vallahi. Çok özeniyorum onlara. Bize beyinlerimizdeki nöronların, beynimizdeki çakraların açılabilmesi için Levent Özbek gibi insanlara ihtiyacımız var. Çünkü bu insan hem matematikçi, hem istatistikçi, hem bilgisayar program üzerine yazıları, makaleleri, eserleri olan insan. Şiir yönü var, saz çalıyor, güvercin sevdalısı, Adana güvercini besliyor, kendisi de Adanalı. Çok kıymetli bir insan. Bizim beynimizdeki çakraların açılabilmesi için Levent hocamızı gibi insanları YouTube'dan takip etmemiz gerekiyor. Gençler, size söylüyorum. Birol abinize güvenin. Birol Karalı sizi hiçbir zaman, hiçbir vakit yanlış bir yöne, yanlış bir istikamete sapmanıza müsaade etmez. Levent Özbek gibi insanlar bize çok lazım arkadaşlar. Yani düşünmek, yeni bir şeyler üretebilmek, vücudunun sınırlarını zorlamak, zorlayabilmek bir sporcular gibi, ne bileyim ya, çok güzel şeyler ya, çok güzel şeyler. Dediğim gibi Levent Özbek hocamızı takip etmenizi, YouTube'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Yazdıklarından, paylaştıklarından bir şey anlasanız da anlamasanız da takip edin. İlla ki ileride eğitim, öğretim hayatınızda karşınıza çıkacaktır. Çok güzel şiirler okuyor, çok güzel şiirler paylaşıyor. Kendi şiir kitabı da var zaten. Yayın yönetmenliğini yaptı, kendi yayın yönetmenliği, kendisinin yayın yönetmenliği yaptı, editörlüğünü yaptı. Bir dergi de var, dergi de çıkartıyorlar. Derya adam arkadaşlar ya. Bilim mi dersin, şiir mi dersin, felsefe mi dersin, bilgisayar mı dersin? Adamın kendisi bir derya. İnşallah onu da keşfetmenizi Allah size nasip eder. Ben keşfettim hasbelkader. Şu anda Eren ve Müge Hanım uçuyorlar. Kardeşler sanırsam çatıdalar. Yem gösterirsem inerler. Bakın. Allah Allah. Dumanlı kardeş nerede? Dumanlı dişi nerede? Gel. Tamam, orada bak. Dumanlı dişi o çatıda. Kardeşi erkek arka tepe burada. Yem gösterirsem belki gelirler. Gel. Çekiliş herkese hayırlı uğurlu olsun. Herkes bir hesaptan sadece bir yorum atabilir. Bakın. Arka tepe erkek geldi. Direkt yeme saldırdı. Hemen önümüzde arkadaşlar arka tepe mavi. Kimi yerlerde küllü de deniyor onlara. Kimi yerlerde onlara küllü de deniyor. Bozkirli de deniyor. Değişik olarak isimlendiriliyor. Herkes bir hesaptan sadece bir yorum atabilir arkadaşlar. Bir hesaptan birden fazla yorum atarsanız elenirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çekilişe katılabilmek için bu videoyu izlediniz, beğendiniz, Birol Karalı kanalına abone oldunuz. Sonrasında bu videoyu bitirdikten sonra bu videonun açıklama kısmında bir link var. O linki tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra Levent hocamın güvercinler eşliğinde şiir okuduğu bir videoya ulaşacaksınız. Arkadaşlar, canlarım benim. O videoyu da seyredeceksiniz. Levent hocamın okuduğu şiirleri de dinleyeceksiniz. Videoyu beğeneceksiniz. Levent Özbek kanalına abone olacaksınız ve yorum kısmına gelip adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazarak çekilişe katılmış olacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben bu videoyu bugün yayına koyacağım. Yarın da inşallah çekilişi sonuçlandıracağım. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarıma çıkmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar, kümesiniz yoksa çekilişe katılmayın. Adam şimdi çekilişe katılıyor. Adapazarı'nda olduğunu söylüyor. Diyorum kuşlarını göndereyim. Diyor ki abi ben şu anda İstanbul'da diyor misafirlikteyim. Yapmayın arkadaşlar. Bakın, söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Eğer hazır ve nazır değilseniz, yani ben
Kuşları göndereceğim. Göndereceğim vakit otobüsü karşılamaya müsait değilseniz, kümesiniz yoksa, aileniz izin vermiyorsa çekilişe katılmayın. Bak, sizden sebep insanlar heyecanlarını kaybediyorlar. Sizden sebep dişi dumanlı da indi. Sizden sebep ihtiyaç sahiplerine kuş dağıtamıyoruz arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlarımıza kuş dağıtamıyoruz. Sizden sebep. Yapmayın dostlar. Canlar yapmayın böyle. Müsait olan arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar çekilişe katılsınlar. Alın size Birol Karalı'nın kümesinden, Birol Karalı'nın ürettiği bir takım güzel oyun kuşu. Bunlar babası Ankara güvercinidir. Dişisi de burada beğendiğim kuşlardan ayırdığım bir kuştur. Bakın arka tepe erkek, dişi kardeşi. İkisi de çok sağlıklı arkadaşlar. İsterseniz birbirine de vurabilirsiniz eş olarak. Eş olarak birbirine de vurabilirsiniz. Eğer eş olarak birbirine de vurabilirsiniz. Özellikle kümesi çatıda olanlar kuşları kaçırmasınlar, uçursunlar. İnanıyorum ki güzel bir şeyler, güzel hareketler yapacaklarına inanıyorum ben. Kuşlarımız ok arkadaşlar, ok, ok. Gerçekten. Bunların bugüne kadar fiyatını soranlara ben hep 500 lira çektim. Yani 400 lira, 300 lira demedim. Hep 500 lira dedim. Zaten arayanlar, bir şekilde bana ulaşanlar biliyor. Alın değerlendirin arkadaşlar. Kuşlarımız sağlıklı, güzel. Levent Özbek hocamın kanalına yakışır kuşlar. Bir takım taklacı isteyen arkadaşlar. İsteyene bir takım taklacı. Birol Karalı'nın kendi kuşlarından. Bunların annesini babasını da göstereyim mi arkadaşlar size? İçeride hızlıdan, bilmeyenler, bilenler biliyor, bilmeyenler için gösteriyorum. Hemen çekilişe attığımız kuşların anne ve babasını göstereceğim size. Bakın kuşlar öyle tırıvırı kuşlar da değildi arkadaşlar. Bakın. Bakın babası burada. Ankara'dan bunu Caner Doğan bana vermişti. Caner Doğan kardeşim vermişti bu kuşu bana. Bunun öz be öz eşi kısırdı. Kuşların annesi de ön tepe mavi. Uşak şakçıları, yapışkanları da dışarı çıkartalım. Hadi şöyle atalım. Annesi de çok yakışıklı, güzel bir kuş. Hadi siz de çıkın biraz havalanın, hadi. Anneyi görüyorsunuz. Babası uçurtulmamış, eke bir kuş, damızlık bir kuş. Çekilişe, o kapı nasıl kapandı? Çekilişe attığımız kuşların anne babaları bunlar arkadaşlar. Kuşlarımız öyle. Lan ne oldu oğlum bugün bu kameraya? Durup durup donma yapıyor. Çekilişe attığımız kuşların anne babaları bunlar. Nasıl, beğendiniz mi? Ankara bozkirlisi erkek. Dişi de burada kümesime gelip giden kuşlardan beğendim bir dişi. Boyu, fiziği böyle Kırıkkale style. Çok böyle çıtı pıtı hoş bir kuş, oyun kuşu olarak. Yani benim ürettiğim. Bunların yavrularına da Kan Döl Ankara'dan geliyor. Ankara kuşu. Çok rahat Ankara kuşu diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kuşları uçurturken çatıda kelebeklerim vardı. Onlara uydular. Ondan sonra hedefle çok işleri olmadı. Hala geç kalmış değil hedefe alıştırmak için. Çünkü çok gençler. İsteyenler. Yerde kuş uçuran arkadaşlar da hedef konusunda ısrarcı olabilirler. Zaten yeriniz boşsa, müsaitse, yani böyle çatısı az olan bir yerde de yaşıyorsanız da olabilir. Ne bileyim, özellikle çatıda kuş uçurtanlar bu kuşları kaçırmasınlar arkadaşlar. Özellikle kuş uçurtanlar bu kuşları, bu kadroyu kaçırmasınlar. Alın Birol Karalı'nın ürettiği, Birol Karalı'nın kümesinden çıkan bir takım kuş Levent hocamıza.
Kurban olsun, Levent hocamızın kanalına tanıtımın içi yapıyoruz. Arkadaşlar, kuşlar bahane, insan şahane. Kuşlar bahane, insan şahane. Eğer Levent hocamı takip ederseniz bir sürü çiçek isminden haberdar olursunuz. Levent hocamı takip ederseniz kuşlardan haberdar olursunuz. Levent hocamı takip ederseniz tabiattan, doğadan haberdar olursunuz. Gökkuşağından, kırlangıçlardan, güvercinlerden haberdar olursunuz. Çok güzel bir insan arkadaşlar. Çok güzel bir insan. Kendisi bir derya. Ben onu gerçekten çok sevdim. Onu tanıdığıma da çok mutluyum. Levent hocamı tanırsanız beyninizdeki çakralar açılır arkadaşlar. Matematik olarak, paylaştığı makaleler olarak okumanız lazım arkadaşlar. Okumanız lazım. Eğer okursanız insan olduğunuzu daha çok hissedersiniz. Okursanız daha kaliteli bir insan olursunuz. Okursanız daha kaliteli bir canlı olursunuz arkadaşlar. Okursanız olur. Okumazsanız olmaz. Levent hocamı takip edin. Size yalvarıyorum. Sizlere çok ısrar ediyorum. Bizim Levent Hoca gibi insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla Levent Hocamı keşfedin arkadaşlar. O güzel insanı keşfedin. Onun nazarında bütün dünyayı da keşfetmiş olacaksınız. Bütün dünyayı daha iyi anlamış olacaksınız. Levent Hocamı keşfedin arkadaşlar. Levent Hocam bu dünyanın anahtarıdır, öyle söyleyeyim. Onu keşfederseniz eğer bu dünyanın sır kapıları size teker teker açılacaktır, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese bol şanslar. Çekilişi ben bu videoyu bugün yayınlayacağım. Ama yarın da çok yakın ya. Yarın da çok yakın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Pazar. Çekilişi salı sabahı yapayım. Yetişmez arkadaşlar. Çok erken oluyor. Salı sabahı yapayım. Salı günü yapayım veya salı sabahı veya salı akşamı yapayım. Bir gün bekle, ekstradan bir gün beklemiş olacaksınız arkadaşlar. Bugünü zaten saymayın, videoyu yayınlıyorum. Ekstradan pazartesi günü beklemiş olacaksınız. Salı günü de yayınlayacağım. Çekiliş sonucunu vereceğim arkadaşlar. Otobüsün gittiği her ile. Her ile. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar otobüsün gittiği her ile gönderirim kuşları. Hiç sıkıntı değil. Gönderim ücreti de bana ait. Daha ne olsun arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişte bir takım taktak var. Bir takım yapışkan var arkadaşlar. Bir takım oyun kuşumuz var. Hadi bakalım. Taktakları kaçırmayın.